Bu ülke neyi kaybediyor biliyor musunuz? Bu ülkede gerçekten doğru insan olmak kaybediyor. Bu ülkede beş şey olmayacaksın. Hayvan, sokak hayvanı, ağaç. Sokak hayvanı, ağaç, çocuk, kadın, insan. Bu ülkede insan olmayacaksın. Çünkü insan olduğun zaman sevmiyorlar. Bu ülkede halkın sanatçısı da olmayacaksın. Bu ülkede burjuva olacaksın, şımarık olacaksın, yardımsever olmayacaksın, kötü olacaksın. Çünkü bu ülkede insan olduğun zaman başımıza bunlar geliyor. Evet, ben günlerdir olan biteni hayretler içerisinde izliyorum. Çünkü getirildiğim kumpasın anlatmam mümkün değil. Çünkü ben onlar gibi hainlik yapıp hiçbir şeyi başından sonuna kadar videoya çekmedim. Çok pişmanım, keşke çekip rezil etseydim. Oradaki insanlara, oradaki yolculara, olaylar daha uzamasın diye saygı duyduğum için maalesef ki kedime yapılan oradaki tepkiyi ve kedimin çantasına vurma hareketini ve eylemlerini uzamaması adına kapattım. Ve ben uzamaması adına kapattıktan sonra tabii ki bir mahcubiyet oluştu. İnsanlar bana farklı gözlerde bakmaya başladı. Çünkü bu bahsettiğimiz Ayperi ismindeki hostes hanım oldukça yüksek ses tonuyla, oldukça saygısız, merhametsiz, yani şu görmüş olduğunuz hayvana merhamet yoksunluğu olmayan bir şekilde davranarak, kedimin fenalaştığını, kedimin gözünün kaydığını görerek beni uyarırken haddini ve sınırlarını fazlasıyla aştı. Ve ben kendisine sessiz olması gerektiğini, fazlasıyla saygısızlık yaptığını, şu an kedimin iyi olmadığını ve onu kucağıma almak zorunda olduğumu söyledim. Ve hanımefendi bunu duymayarak ve dinlemeyerek, üstelik yanındaki beyefendi beni şu an takip ediyorsa ulaşmasını çok isterim. Yanındaki beyefendi dedi ki, Dilan Hanım'ı kimse uyarmadı, biraz sakin olun. Ve oradaki kadın bir çocuğu azarlar gibi, bir çocuğu azarlamaktan öte, ben orada no name'im, ben orada bir vatandaşım. Dilan, çıtak, bilmem ne, o, bu, şu, geç, ben bir vatandaşım. Ve orada insanların dikkatini sen benim üzerime bu şekilde, sanki ben orada senin kuralının ihlali ediliyormuş, ben senin kuralını ihlal ediyormuşum gibi bana bağırarak ve defalarca uyardığını yalan bir beyanla itham ederek bunu yapamazsın dedim. Yani yapamazsın demedim, yapamazsın. Ve yaptılar. Buna rağmen hanımefendi tamam dedim, sustum. Sizden daha sonra şikayetçi olacağım dedim. Ve ben oturmaya devam ettim. Ve oradaki beyefendi benim ne kadar mağdur, ne kadar mahcup ve insanlara karşı rezil olduğumu düşünür bir tavırla oturduğumu fark ederek Dilan Hanım ne olur önemsemeyin, takmayın, belli ki bir problemi var diyerek beni teselli etmeye çalıştı. Yaklaşık 15 dakika sonra ben ve arkasını dönerken 5 koltuk önümde, çünkü 5 koltuk önümde neden? Benim bir kedim daha var, o da annemin kucağında ve 5 koltuk arada mesafe olması gerekiyor. Annem tesadüf sesi duyup bakıyor. Artık kedinizi kabine koyar mısınız? Artık bilmem ne falan gibi hareketleri var çünkü hanımefendinin. Ve ben diyorum ki ne yapıyorsunuz? Tamam diyorum, koyacağım tabii ki, ama diyorum niye bu kadar agresifsiniz? Yani şu an diyorum kedim fenalaşıyor diyorum. Bir yandan kedimi paniğiyle uğraşıyorum. Bir yandan başımda bekliyorum diyen bir kadın var. Ve kedimin orada bayılacak gibi olan halini görüyorum. Ve benim için bir kedi değil, bir hayvan bambaşka bir noktada. Ve ben orada kalp spazmları falan geçiriyorum. Ve benim tabii ki kedim daha önemli olduğu için kadınla laf yarışına girmek istemiyorum artık. Çünkü kedimle ilgilenmek istiyorum o dakikadan sonra. Ve sonrasında oradaki bayan sizi defalarca uyardık falan gibi tekrar bir son fırçasını atıyor. Tekrar bir son azarını yapıyor ve gidiyor. Arkasını dönüp gittiğinde terbiyesiz, pislik, ahlaksız diyerek hakkımda böyle bir söylemde bulunuyor ve bunu benim annem duyuyor. Çünkü annem tesadüf ne oluyor arkada, ne bu kadının, yani kim kadın kime bağırıyor diye bakıyor ve annem yanındaki diğer yolcular tesadüf bunu görüyor ve bana söylediğini düşünmeyerek tabii ki konuyu orada kapatıyor. Ve biz inişte diyoruz ki, bütün yolcular indikten sonra yine ben diyorum ki
kimse rahatsız olmasın. Çünkü insanlar yeterince dikkat çektim, bakıyorlar. İnsanlar bakıyorlar. Çünkü ben hep söyledim, bugünkü röportajımda da söyledim. Haksızlığa gelemeyen bir insanım. Evet, bugün benim CIP'de bir görüntümü daha gördünüz. Çünkü benim 19 yaşındaki asistanıma oradaki densiz bir adam, hani orada yazmış hava bilmem ne falan diye bir Instagram adresi, o kadar yalan beyanla üstüme oynuyor. Çünkü kendi kendi havada çalışan hosteslerin sanki biz hostes düşmanıyız ilan ediliyoruz ve kendilerini savunacaklar diye bir karalama. Hani şu an benim adım çıktı ya haberlere. Kafasını yardı. Kafasını mı yardı? Kimin kafasını nasıl yarıyorum? Ben kaç kişiyim? Ben kimlerle geziyorum? Mafya mıyım? Benim korumalarım falan, böyle bir şeyim yok. Ben bir birey olarak geziyorum. Konserlerimin olmadığı süre boyunca nasıl birinin kafasını yarıyorum? O birine nasıl oluyor bunlar? Ve adamın telefonunu almışım falan. Bambaşka bir haber türüyor şu an. Burada bir haksızlığa uğrarken. Evet, CIP'de bir kavgam oldu ve bu seneler önce bu olaya yansıdı. Çünkü benim 19 yaşında genç bir kız asistanıma taciz edildi. Taciz edildi lafla ve el hareketiyle. Konu telefonla konuşurken, bizim işlerimizi yaparken sesli ses çıkarmaması, oradaki kişinin tamamen telefonla görüşmesinin, iş telefonuyla görüşmesi konusunu rahatsız olacak ki bize sesli konuşuyorsunuz diyerek benim asistanımı bacağına dokunarak bakın taciz ediyor ve ondan sonra asistanımı susturmaya çalışıyor ve asistanım ağlamaya başlıyor ya abla bilmem ne diye yanıma gelerek. Ben ne yapacaktım? Asistanımın tacize uğramasına göz yumacaktım. Evet, CIP'de böyle bir olay çıktı. Çünkü insanlar hiçbir zaman haklının yanında değil, haksızın yanında. Ve orada da evet, ben böyle bir olay yaşadım. Ve dediğim gibi haksızlığa asla tahammülüm olmayan bir insanım. Ve bu camia önünde de yaşayan bir insan olduğum için tabii ki benim haksızlık karşısında olan tutumum medyaya yansıyacak. Yapacak bir şey yok. Bugünden itibaren de böyle şeyler yansıyabilir. Ben birilerini öldürmek iddiasında bulunmuyorum. Haksızlığa, bir kadına, bir erkek insana, bir hayvana yapılan zulmü karşımda yaşıyorsa buna tabii ki tepkisiz kalmayacağım. Yarın bir gün beni bir çocuğa el kaldıran başka bir insan görürseniz, bir hayvana zulmeden başka biri görürseniz, bir kadına taciz, şiddet vesaire yapan başka bir adam görürseniz, o adama tabii ki tepkimi gösterir şekilde bulacaksınızdır. Çünkü ben insan evladıyım. Vicdan ve merhamet sahibiyim. Ben ünlüyüm diye sessiz kalıp başımı öne eğip onu görmezden gelemem. Buysa suç, istediğiniz kadar videolarımı yayınlayabilirsiniz. Evet, ben agresif bir insanım ama benim agresifliğim durduk yere haydi bakalım bugün kime agresiflik yapacağız denilen bir agresiflik değil. Şimdi ne yaptınız siz CIP'deki kavga videosu? Çok güzel, harika. Yani hani ve yalan yanlış beyanlarla telefon, ben orada bağırıyorum, diyorum ki Türk halkına hizmet ediyorum ya, diyorum Dubai'deki sizi temsil ediyorum, insanlar oraya iğrenç yorumlar yazıyor. Bunu söylememin sebebi ne biliyor musunuz? İnsanlar hiçbir şekilde olayı dinlemeden oradan ayrı ayrı 6 vatandaş üzerimize yürümeye başladı. Ben bir asistanım kız ve kendi başımaydım ve konserimize gidiyorduk. Konser toplantımıza gidiyorduk ve benim asistanıma bacağı dokunarak taciz edilip uyarılması üzerine orada biz yine kibarca onları ikaz etmemizin ardından bir kişinin gelip bütün ortalığı galyana etmesi durumu oluşmuş bir olay. Hiç de savunmayacağım. İsteyen istediğini düşünebilir ama burada benim kediyle olan meselemi bu şekilde çarptıramazsınız yahu. Bu kadını, Ayperi denilen bu hostes arkadaşı bu şekilde günahsız çıkaramazsınız siz. Benim kedimin gözünü kaydığını göre göre o kadın orada beni azarlayarak kedimin pusetini eliyle zorla aşağıya itip kedimi onun içine sokturmaya çalıştı. Ve ben bunları görüntülemediğim için mi şu an yargılanıyorum? 20 dakikalık bir olay bu olay. 20 dakikanın sadece 10 saniyesi orada artık benim iflas etmiş, tansiyonum artık düşmüş, artık sinir sistemi bozulmuş, hayvan orada fenalaşmış, ne olduğu belli değil şekilde olan bir durumda beni artık kışkırtıp, bakın, bu duruma getirdikten sonra yapılan bir paylaşım ve neden böyle bir duruma geliyorum? Uçaktan inerken sizi şikayet edeceğim, bana isminizi verir misiniz dediğimde bir anda bağırmaya başlıyor hanımefendi. Siz kimsiniz bizi şikayet ediyorsunuz, siz kendinizi ne sanıyorsunuz falan demeye başlıyor. Bakın diyorum, siz şu an reklam peşindesiniz. Bunların hiçbiri görüntülerde yok, neden? Siz diyorum şu an reklam peşindesiniz, yapmayın. Bana isminizi verin, ben sizden şikayetçi olacağım dediğim halde bana diyor ki siz uçaktan inemezsiniz. Efendim? Uçaktan mı inemem? Nasıl oluyor?
Nasıl ben uçaktan inemiyorum dedim ya. Nasıl uçaktan inemiyorum dedim. Ve sonrasında oraya iki tane yer kabin memuru geldi. Ve bizim bütün yolcular indikten sonra çıkış alanımız kapatıldı. Ve arkada hasta bir yolcu vardı bu sırada. Ve ben hala sesimi yükseltmemek için uğraşıyordum. Çünkü hasta bir yolcunun da aynı zamanda sorumluluğu hala beynimde dönüyor. Hani ben bu kadar insancıl davranmaya çalışırken orada hasta var. Sakin kalayım derken beni alıkoyuyorlar uçakta. Beni uçakta alıkoyuyorlar. Ve diyorum ki pardon, siz ne yaptınız sanıyorsunuz diyorum. O sırada zaten bu cazgırlık yapan kadın, hostes Ayperi denilen ve Rojin denilen iki kişi bir anda sükunetini bu Ayperi Hanım özellikle korumaya başlıyor. Çünkü o sırada çoktan içeri almış olduğu yer kabin amirleri video çekmeye başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Kurgu, tuzak ve her şey var. Video çekmeye başlanıyor. Ve sonrasında tahrik edilme. Ve ben orada hiçbir şekilde videodan zaten haberdar değilim. Orada zaten ısrarla diyorum ki bakın siz beni uyarmadınız diyorum. Bağırıyorum artık ve cinnet geçiriyorum. Çünkü deliriyorum. Çünkü ben sizin bir önceki hamlede benim kedime olan bu tavrınıza rağmen susup sizi sadece şikayet edeceğimi belirttiğim için siz beni şu an uçaktan alıkoyuyorsunuz diyerek daha çok öfkeleniyorum. Çünkü ben de bir pişmanlık yaşıyorum. Keşke uçak anında bu, insanların olduğu anda bu olsaydı da şahit olsaydı etrafımda diyerek bunun pişmanlığını yaşıyorum. Ve ben orada diyorum ki ben nasıl bir uçaktayım? Bana derhal polis çağırın. Çünkü o sırada kamera yok uçakta asla. Uçaklara kamera yok. Ve kamera olmaması sebebiyle kendi... bir an korkuyorum. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bir anda bir teşkilat oluşuyor orada. Kapıdan, annem kapıdan çıkmaya çalışıyor. Adamlar annemi tutma bahanesiyle benim elime yapışıyor. Adam benim elime yapışıyor. Benim raporum var. Burama komple yapışıyor ve ben kırıldı sanıyorum kolum. Öyle bir acı çekiyorum. Ve annem o sırada videoda diyor ki bırak kolunu. Kolumu bırak diyorum. Videoda da var zaten. Çünkü biz çıkmaya çalışıyoruz. Ve sonrasında yalan beyanlar, yapmadımlar, kibarlaşarak bizi suçlu çıkarmak için. Çünkü videonun çekildiğinden oradaki hostes kadının haberi var. Amaç zaten bu. Amaç zaten kesinlikle bu olduğu için. Çünkü ben size sebebini söyleyeyim. Ben onu hayvan haklarıyla ilgili şikayet edeceğimi belirttim. Ve kendisi şu an hayvanların bulunmuş olduğu bu hassas sürecin, bu yasanın bulunmuş olduğu bu hassas süreçten dolayı kendisinin böyle bir olaya adının karışmasını istemediği için bunu benim adımı hiçe sayarak, benim adımı kötüye düşürerek örtbas edebileceklerdi ancak. Buydu. Ve bunu bu şekilde yaptılar. Çünkü ben bunu, onlar bu şekilde yapmasaydı ben onları Türk Hava Yolları'na aynı şekilde şikayet edecektim. Sizin personelinizin böyle bir durumu, böyle bir üslubu var ve benim kedime bu şekilde davrandı. Nasıl sizin personeliniz benim kedimin kabinini ittirerek sıkıştırmaya çalışıyor? Üstelik ben hiç ikaz edilmedim. İkaz edilsem saygıyla, kesinlikle ve kesinlikle ikazı uygulardım. Bunu bu şekilde yazacağımı bildikleri için kendilerinin şu an bu hassas dönemde adlarının böyle bir şeye karışmalarını istemediler. Çünkü belki ben sosyal medyada bunu paylaşacaktım. Bunu tahmin edebiliyorlar. Haliyle bunu başka türlü örtbas etme şekli yoktu. Oraya iki kabin memuru daha çağrılıp video çekilmesine fırsat tanındı. Ben bunların hepsini bugünkü röportajlarımda vermiştim. Bugün normalde biz yeni çıkarmış olduğum şarkı sebebiyle röportaj tarihi yaptık ve ben bulunduğum şehirden bu sebeple erken dönmüştüm. Müziğimizi konuşacaktık, şarkılarımızı konuşacaktık ama tabii ki bu halk, bu halkın bir kesimi, bu ülke yine buna izin vermedi, verilmedi, verilmeyecek de. Hani konserlerim iptal edildi zamanında bulunduğum gereksiz şartlar yüzünden. Yaptığım işler
belki bir kesim tarafından saygı duyarken belki bir kesim tarafından hala daha kabul görmekte zorluk çekiyor. Çünkü ben bir etiketin üzerinde bu işi yapmaya çalışıyorum ve bu etiketten kurtulmaya çalışarak verdikleri zarar yetmiyormuş gibi bugün karşımda böyle asılsızca, iğrenç, sadece 5 saniyelik bir videoda evet artık saldırma eşiğine getirilmiş bir halde. Çünkü benim kedime bunu yapamazsın. Başka hiçbir kediye de bunu yapamazsın. Başka hiçbir hayvana da bunu yapamazsın. Yaptığın zaman ben ve benim gibi hayvan severler bunun karşısında böyle dimdik durur. Böyle dimdik durur. Evet. Yaptığımdan asla utanmıyorum. Ben uyuşturucu kullanmadım. Ben alkol almadım. Ben hırsızlık yapmadım. Ben uçağı gasp etmedim. Ben bu ülkeyi dolandırmadım. Ben bu ülkede açık saçık pozlar verip rezil rüsva olmadım. Benim pornom çıkmadı. Daha sayayım mı? Evet, niceleri olmadı. Ben çocuklara tacizde bulunmadım. Ben hayvana şiddet bulunmadım. Ben bir erkek olup bir kadını dövmedim. Ben bir kadını da öldürmedim. Pardon ya. Hani kedime yapıldığı için ve ön planda bir isim olduğum için mi şu an bu karalama politikasının içinde insanların birazcık daha likelayabilmesi için birilerini ve birbirlerini ve o sözüm ona bazı fenomen dediğimiz arkadaşlar birazcık daha PR kasmak için mi şu an bu haber bu şekilde meşrulaştırıp yayılıp üzerine katılıp servis ediliyor? Tamam. Okey, öyle mi? Eyvallah. Bu saatten sonra bütün hukuki işlemleri, tabii ki hakkımdaki bütün hukuki işlemleri gerçekleştireceğim. Hakkımı sonuna kadar arayacağım. Çünkü ben bir personele ego yapmadım. Ben birinden su istedim de bana suyu getirmedi diye ona burjuvalık taslamadım. Kendini savunamayan bir hayvanı zor durumda bırakmak istenilen bir durumda karşı çıktım. Çünkü benim hayvanım o anda bana ihtiyacı var. Gözü dönüyor, bayılma gibi bir şey yaşıyor ve ben ne yapacağımı bilmez vaziyette onu kucağıma almak zorundayım. Bugün olsa bugün yine yaparım. Buraya kadar okeysek hiçbir problem yok. Onun dışında eğer ki ben gerçekten çok fani bir sebepten ötürü bir egosal durumdan dolayı bir hostes, bir güvenlik elemanı, görevli, hademe, doktor, avukat ya da başka herhangi bir meslekteki bir insana bunu yapıyorsam beni taşlayın. Hiç sorun değil. Ama ben kendi evimde bana temizlikte yardımcı olarak gelmek isteyen ablaya bile hiçbir zaman tevazusuz yaklaşmadım. Hiçbir zaman yüksekten bakmadım. Benim hiçbir zaman hiçbir insana karşı böyle ithamlarım olmadı ama insanları artık olmadığı gibi göstermekten ne olur vazgeçin. Konuyu bilmeden, konuyu öğrenmeden yargılamaktan vazgeçin. Bir insanı bu duruma düşürmekten asıl siz utanın, ben değil. Ben utanmam. Çünkü ben adaletli davrandığımı düşünüyorum. Ben hayvanımı koruyarak adaletli davrandığımı düşünüyorum. Benim yerimde bugün hangi hayvansever olsa, hangi vicdanlı, hangi merhametli sahip insan olsa aynı şeyi yapar. Şimdi sana soruyorum sevgili hostes. Mutlu musun? Mutlu musun? Vicdanın rahat mı? Benim için değil. Ben düşmem. Düştüğüm gibi de kalkarım. Hiç sorun değil. Çünkü ben alnımın akıyla bir olayın karşısında dimdik duruyorum. Ben namussuzluk yapmadım. Çok namuslu bir olayın arkasında duruyorum. Benim bugün çıkan videolarım hiç ama hiç önemli değil. Çünkü ben namussuzluk yapmadım. Ama sen mutlu musun? Bunu paylaşanlar mutlu mu? Daha çok kavgalarım var, onları da paylaşın. Paylaşın, çünkü ben de dedim hiçbir zaman haksızlığa tahammülüm yok. Paylaşın. Belki daha başka görüntülerim çıkacak. Ben hiçbir zaman asarım keserim bir insan olmadım. Ben haksızlığı savundum. Benim 3 kere de başım başka bir kadın için belaya girdi. O da CIP'de değil de başka bir alandaydı, hatırlamıyorum. Kadının çocuğuyla kadını öne almadılar. Kadının çocuğuyla kadını öne almayınca kadın düştü. Kadın düşünce adamlar dedi ki işte böyle koşarsan düşersin bilmem ne gibi bir şeyler saydırmaya başladılar. Ve ben o kadına ne yapsaydım, orada da ben de bir tekme mi atsaydım? Evet, o kadını da savundum. Kadın kendini savunamadığı için o adamlarla laf dalaşına ben girdim. Gayet de memnunum ve gururluyum. Ne güzel, siz de bunları yapın. Siz bugün narinin katili bulunun lan.
Narin'in katiline bulun. Sıla'nın tecavüzcüsünü bulun siz bugün. Siz neyle uğraşıyorsunuz ya? Siz bana çocuk tecavüzcüsü muamelesinden daha ağır ithamlarda bulunuyorsunuz ya. Bugün bizim 2 yaşındaki bebeğimize tecavüz ediliyor. Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz ya siz? Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Nasıl bir vicdan? Yakışıyor mu bu ya siz? Yani bu sizin 2 tane fazladan like alacağım, 2 tane görüntüde fazladan çıkacağım diye. Gerçekten bu musunuz ya? Bunu yapanlara söylüyorum. Çok tenzih ediyorum. Yanımda olan, arkamda olan bir sürü mail alıyorum. Bir sürü mesaj alıyorum ve tehdit alıyorum. Tehdit almaya başladım. Evet, mutlu musunuz? Hepsiyle hukuki olarak ilgilenilecek. Kesinlikle şu an avukatlarımız tek tek bunlarla ilgileniyor. Dün geceden beri. İnanın çok güzel yerini bulacak adalet. Hiç merak etmeyin. Ama bu mu olmalı hayatta? Yani bu mu olmalı? Daha fazla diyecek bir şey yok. Konuyu şimdi derler ki ağladı. Kesin öncesinde ne bileyim bir şey kullandı bile derler. Derler, ben bu insanlardan bunu bekliyorum. Gözyaşı sahte derler. Kedisini kullanıyor diyecekler, desinler. Zeki Müren'in dediği gibi desinler, desinler, desinler. Diyecekler, diyecekler, diyecekler. İnanın umurumda değil. Umurumda olan tek bir şey var. Bir hayvana yapılan şiddeti şu an görün. Bunu meşrulaştırmayın. Siz bu hostesin yaptığını meşrulaştırdığınız takdirde bana yüzlerce yazı geliyor günlerdir, paylaşmıyorum. Bir sürü insanın hala daha hosteslerden, bazı hosteslerden, bakın diğer hostesleri çok tenzih ediyorum. Çok saygılı bir kız vardı. Geldi aynı uçakta yine çok saygılı bir kız gelip aynı şekilde kedimi sakinleştirmem için elinden geleni yaptı bakın. Keşke o hostesin de adını bilsem. Ve bana lavanta tavsiye etti vesaire. Ve gitti sonra. Mesela çok pırlanta gibi bir kadındı o. Genç bir kızdı. O da hostesti. Bu mesleki bir durum değil zaten. Bu insanlıkla alakalı bir durum. Bu oradaki bir yolcu da olabilirdi. Sıradan bir vatandaş da olabilirdi. Orada çalışmayan biri de olabilirdi. Yani herhangi biri olabilirdi. Burada meslek zaten değil konumuz. Ama sonuç olarak aynı uçakta başka bir hostes bu şekilde yaklaştı. Ben Türk Hava Yolları'nın bu hostesi yanlışlıkla, şansa hızlı verilmiş bir kararla alındığını düşünüyorum. Şimdi konu sizin adaletinizde. İster bu konuya inanırlar, ister inanmazlar. İnananlar zaten bana kendilerini yeterince hissettiriyorlar. Hiç eksik olmayın gerçekten, çünkü bu süreçte sizin mesajlarınızla gerçekten sakin kalabiliyorum. Huzurlu uyumaya çalışıyorum ki uyumuyorum. Çünkü bu haksız bir yere yapılan itham olduğu için uyumuyorum. Eğer gerçekten haksız olsaydım, ya Dilan mahvettin, yapmayacaktın, sen neden hostese böyle davrandın derdim. Ama demeyeceğim. Polis konusuna gelince, ben bir polis memuruna o şekilde davranmadım. Bakın orada benim üniformalı kabin memuru elimi sıktıktan sonra zaten ben cinnet geçiriyorum daha fazla. Yani daha fazla artık, çünkü onun acısı ve bir erkeğin kolumu sıkmış olması sıkıntısını yaşıyorum. Yanımda eşim yok, yanımda atıyorum. Yani bir erkek yok, kardeşim erkek kardeşim yok, kimse yok. Annem var ve bir erkek benim kolumu sıkıyor o sırada. Bunun canı kolumun canından daha çok can yakan bir durum. Ve ben orada onun sinirliliğini yaşıyorum. Ve doğal olarak kendimi o dakikadan sonra bir erkeğe karşı hükmetmek durumunda kalan bir yapıya bürünüyorum. Ve orada polise sanki üçüncü bir şahısı karşımda varmış gibi polise onu dert yanıyorum. Bunu bile çarptırdılar. Polise orada o şekilde davransam, polis bunu videodaki gibi tepki verir mi? Ben polise hareketleriyle, ben onun hareketleriyle o adama sinirlendiğim halini gösteriyorum ve delikanlı diyorum. Zaten polis orada hala dururken ben bu tarafa delikanlı diyorum. Bunları bile çarptırarak ya o polis memuru bağlansa ya. O da utandırmaz sizi. Çünkü biz polis memuruyla sonrasında kahve içtik, çay içtik. Oturduk, sohbet ettik Dilan Hanım. Zaten adam beni o sırada sakinleştirmeye çalışıyordu. Ben adama ya sen kimsin lan derken, oradaki adamın bana yapmış olduğu durumdan dolayı etkilenip onu tekrar ediyorum. Bunu hepimiz yapıyoruz. Bu konu anlatılacak bir konu değil ama bunu yakalayan öyle bir yerden montajlayıp kırpıyor ki zaten video 3 saniye. Öncesini çekmiyor. Çünkü öncesinde ya nasıl sakin olayım memur bey, bana böyle böyle yaptı, bu ne yapıyor, bu nasıl bir şey, böyle bir şey olabilir mi diye bir giriş var.
Bir giriş var. Ama o video orada da kırpılıyor. Ayrıca ben bir polis memuruna böyle bir şey davransam zaten özrümü her zaman söylerim ve gerçekten orada da onu kırdıysam ya da başkasını kırdıysam üzgünüm çünkü saat 7 ve artık kedim ciddi şekilde idrar kaybı, kusma, ishal durumlarına başladı ve ben onunla ilgilenemiyor olmanın stresi içindeyim fazlasıyla ve aynı zamanda oradaki ortamın baskısı, üzerime geldikçe gelinmesi, oradan başka bir şeyin çıkması, buradan başka bir şeyin çıkması, neye uğradığımızı şaşırmak. Bakın ben elimi vurdum orada bir yere ve ciddi şekilde kızarıklığı var günlerdir. Hiçbir şeyin farkında değilim. Acı. Şu an bacaklarımda morluklar var. Neden olduğunu bilmiyorum. Çaresizce orada da kaldırıma oturup ağladığımı hatırlıyorum. Tek ağladığım bu ve annemin beni sakinleştirmeye çalıştığını hatırlıyorum. Çünkü buradaki yapılan haksızlığı yediremedim kendime. Neyse, adalet sizde. Ben kalbini kırdığım bu ekip dışında, oradaki hostes ve bu videoyu çekip bu şekilde bizi manipüle edenlerin dışındaki herkesten özür dilerim. Eğer bir kişinin kalbini kırdıysam istemeden de olsa. Gerçekten özür dilerim. Bu bir polis memuru da polis memuruysa eğer polis memurundan özür dilerim. Bu eğer başka bir vatandaşsa ki orada kimseyle başka hiçbir şekilde diyalog olmadı. Çünkü hiçbir kimse zaten benim aksimi savunmadı o ekip dışında. Ben adaleti size teslim ediyorum. Bu saatten sonra bu konuyla ilgili başka bir açıklamam olmayacak. Sadece yapmış olduğum mecbur müzik için yapacağım bugünkü röportajda bu konuya değinmek durumunda kaldık. Çünkü artık kendimi tabii ki anlatmak ve açıklamak zorundayım. Bugünden itibaren televizyonda ancak görürsünüz. Konu bu kadar. Umarım adalet yerini bulacaktır hukuken, yargı önünde. Hak yerini bulacaktır ama umarım onların kalbinde ve vicdanında da hak yerini bulur. Çünkü benim vebalim değil, benim kedimin vebali bu insanların boynuna olsun.